Çıkın hemen evimden ya! Hande Hanım, 2 dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey'le ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Hande Hanım, Ramiz Bey'le ilgili yazılan en ne? Doğru. Heh. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yenicene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır hayır, o göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! Kızım bir rahat ver, iki soru soracağız. Ali! Yazar, kafana kısıldın. Yazarlık demek, farklı bakış açısı demek. Kaçtığını kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim, o ateş almıyordur. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak! Gelmeye vururum. Vurmazsın. Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. Ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. 70'lerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam, o gazete patronu değil mi? Ömer mi o? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafından. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralı. Yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızıyla çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dayıya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. Sizi bir kez daha öldürmek zorundayım. Ben de seni kardeş bir daha öldürmek zorundayım. Buraya gelene kadar sağlam elektrik yedim. Biraz deşarj olayım şimdi ha. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınımdı galiba. Ağlamandan çıkardım. Benim için özel bir ağdı. Normalde yaşlı, çirkin, sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzeldi değil mi? Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Anne sen mi geldin? Anne? Parfüm mü sıkacaksın üstüme? Hadi gidiyoruz. Hadi benler. Aç şu telefonu, aç, aç. Bir dakika, koşturma. Torunumu cidden. Boş ver onu sen. Öncekinden daha beteri diye düşün. Varsa öyle bir şey. Basma ya. Akrabam yani benim. Öyle değil de babamı öldürecek adam diye düşün. Ben kullanacağım, geç yana. Neden oğlum, sen araba yarışçısı mısın? Oğlum sen düz yolda ağaca çarpıyorsun, geç yana. Ya sen geç. Uzatma Cengiz, geç. Ali! Ali Kırgız. En diri doluları sen misin? Kaç saniye dayanırsın? Gidin, ben onu oyalarım. Ali, sen araba kullanmayı iyi biliyorsun, ben de çenemi. Hadi, hadi, hadi. Herife bak, sattı beni adi herif, it. Cengiz Atay. Seninle ilgili tek bir şey dediler. Onlarla birlikte olmadığımı da söylediler mi? Kenan Birkan'la çalışıyorum. Onun... Konuşmasına izin verme dediler. artık. Cengiz olacak. Dönüşte alırız. Ali bana bir silah ver. Otur yerine Azat. Öne geliyorum. Otur dedim Azat, otur. Ali, kaçmaktan sıkıldım artık, yeter. Ben de sıkıldım Azat. Kemerini tak. Aferin Ali Kırgız. Nesin sen şimdi? Beni korumak için mi? Ezel'i korumak için mi? Tamam o zaman. Sana afiyet olsun. Benim yapacak küçük bir işim var. Sen böyle romanlar yazan, özgür, başına buyruk bir arkadaşımızsın ya. Bugün değilsin. Ali, anladım sen bir şey yapmayacaksın. Peki beni niye bırakmıyorsun? Ali benim 8'i bulmam gerek. Sen Ezel'i korumak için bulmamı istemiyorsun, doğru mu? Yanlış. Ben senin o zibidiyi bulabilmen için tek şansım. O zaman ne halt ediyoruz hapların arasında? Benim işim ne, sen biliyor musun? Yok, o da... benim asıl işim avcılık. Ben iyi koku alırım abla. Aldım mı da takip ederim. Hastane 1. kat. Babanın penceresi. Karşısı mideme oturan köfteleri yapan köfteci. Hem hastanenin girişini hem babanın penceresini görüyorum. Bu adam asker. Önce çevreyi sağlama alır. O köfteciye çöker. Boktan köfteleri yer, mekanı koklar. Artık olay büyüdü. Polisleri hastaneden öyle kolay alamazlar. Ama polisler köfteciden köfteleri kaçırmazlar. Orada yok. Daha gelmedi mi? Böyle adamları iş üstündeyken onlar oradan ayrıldıktan 5 dakika sonra görürsün. Sarı kız çıktı orada. Nereye gitti? Buraya geldi. Beyefendi, beyefendi nereye gidiyorsunuz? Bu adam vakit kaybetmez. Silahını yolda hazırladı. Hastaneye girmenin en kolay yolu. bir şey geldi. Neymiş? Polis amcalar karın ağrılarıyla yerlerini bırakacaklar. Onları beklemek. Sekiz nerede? Onları kollayacak sessiz, sakin bir yer. Tam karşısı. İlla öldürteceksiniz kendinizi lan. Tam tersine. Benim burada görev bitti. 8'den geriye kadar say, ben burada yokum. Ne yapıyor? Yapmaması gereken ne varsa yapıyor vallahi. Koymuş rakısını içiyor. Sen de izin mi veriyorsun? Buz arıyorum. Yok mutfakta. Ya ne biçim adamsın sen? Buz koymuyor mu? Niye içki veriyorsun? Niye cesaretlendiriyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Kör müsün? Niye dikkat etmiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Korkuyor musun? Hayda. Görmüyor musun babamın halini? Niye bir şey yapmıyorsun? Azat. Görüyorum güzelim. Gayet görüyorum. Salak değiliz. Adamın elleri titriyor, onu da görüyorum. Sen ne yapacağını bilemiyorsun, onu da görüyorum. Gel. Al, bunu da görüyorum. Görüyoruz. Salak değiliz. Da benim işim değil o. Benim olayım değil. Senin olayın o. Bilmiyorum ki. Bir babaya nasıl evlat olunur bilmiyorum. Ne yapmam gerek, ne söylemem gerek bilmiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Al buradan devam et. Bari sen bir şey söyle Azat. Dayı ile Ezel. Ne var şimdi bunların kafada? Bana da söylemediler ki. İkisini biliyorsun işte, kafa kafaya verince. Bilirim. İyi bilirim onu. Doğru. Düşmandınız değil mi siz eskiden? Ne yaptı babam? Çok hırpaladı mı seni? Yok ya, ne yapacak? Bir iki işte oyun, kıl tüy. Yoksa vız gelir. Benim o zamanlar kafa biraz şeydi. Karışık. Benim kafam hala karışık. Daha nereye geldiğimi anlamadan silahla gezer oldum. Nasılsın peki? Ben mi? Hı. Ben... Heyecanlandım ya. Bir tuhaf oldum. Evet, vardır öyle bir etkim kadınların üstünde. Kimse hatırımı sormamış ne zamandır. Afalladım yani. Bilmem. İyiyim herhalde. Sen nasılsın? Ben net. Nasıl anlatsam? Buldum. Mal gibiyim. Bildiğin mal. Kafa mafa kalmadı. Sen sorunca hatırladım bak. Yazardım ben değil mi? Bir masam vardı böyle, antika, daktilom, kitaplarım. Bir evim vardı eskiden. Çok da severdim. Benim de evim vardı. Açık mutfak. Ortasına böyle havuz yaptırmıştım. Kral. Motorum havuzun hemen yanında. Arabam. Gıcır. Ne güzeldi lan benim evim. Evsiziz galiba biz artık. Öyleyiz. Koruma gibi bir şey miyiz biz şimdi? Sahi Ali, biz ne yapıyoruz? Vallahi ne yapıyorum, niye yapıyorum hiç bilmiyorum Azat. Sokak köpeği gibi hep birinin peşinde. Evsiz barksız. Eve mi çıksak seninle? 2+1. Affedersiniz. Burası boş mu? Bakıcılık yapmaya mı geldin? Ezel yok. Bir altlar karıştırmayayım diye dayı yollamadı mı? Seni görmeye geldim ya. Gelemez miyim? Babam da gitme demedi. İçer misin? Tercihen başka bir kadehte. İstanbul sosyetesi buraya akın ediyormuş. Çok iyi bir yermiş burası, öyle duydum. Ha, ne demezsin. 2 saat kal da müşteri kitlemizi yakından tecrübe etsen. Bu ne be? Meyve suyu bu. Ali, senle böyle ciddi içmeye gidelim mi ikimiz? Olur. 2 saat sonra dışarı taşırım seni kucağımda. O kadar emin olma bence. Size kalsa bomba gibi araba kullanırsınız, sünger gibi de içersiniz değil mi? Ama gerçekte kızlar iyi park da edemez, içki de içemez. Senden iyi içerim 1. Senden iyi sürerim 2. Çok iyiyim diye de değil ha. Çıta yüksek değil, ondan. Ne yapıyorsun ya? Beni keyiflendirmeye mi çalışıyorsun, kafamı mı arttırıyorsun, ne yapıyorsun? Kafan atınca havan yerine geliyor be. Gelmiyor mu? Ali, biraz neşelen hadi. Seni böyle görmek bana dokunuyor. Hep üzgünsün aslında. Görünüşe aldanmam. İçeriden göbek atıyorum aslında. Seni göbek atarken düşündüm de. Çocuk olmaya ifrit olurdum. Ha? Çocuk olmaya. Niye biliyor musun? Etrafında 50 tane büyük olur. Bir bok bilmezler. Ama tavsiyeden, nasihattan da geçilmez. Lan öyle durursun. Ama susmazlar. İyi de güzel kardeşim. Bu sefer de ben bir şey biliyorum işte. Anlatamazsın. Büyüksünüz de bilmiyorsunuz lan. Ben biliyorum. Bu sefer de ben biliyorum işte lan. Büyükler ya. Çok büyükler. Büyük adamlar ya. Anlatamaz. Öyle yani. Sen takıl, burası birazdan patlar. Nereye gidiyorsun? Herkese laf anlatmaya çalışmaktan sıkıldım. Herkesin işini kendim göreceğim. Ali! Teklifim geçerli ha. Ali. Merak ettim. Ettik yani. Sen de çok soğukkanlıymışsın ama. Dayının kızıyım ya, alışığım. Ne istedi Cengiz? Beni bırakmak için ne istedi senden? Hiçbir şey. Kendi bıraktı. Sıçtık. Kesin bir planı var. Yusuf Eğir var ya, bizim kızdırıp durduğumuz adam. Kenan'ın yer altındaki sesi. Cengiz onlaymış meğer. Cengiz kendinden başka kimseyle değil. Yarın şu sizin aldığınız işi bitireceğiz. Bu Yusuf'un koruduğu İskender denen heriften borcunu alacağız. Yusuf'a rağmen. Cengiz ne diyecek? Cengiz sesini çıkarmayacak. Ali'yi de bıraktı öylece. Cengiz aslında bu Yusuf'un altına uyuyor değil mi? O yüzden izin verecek bize. E bir daha mı güveneceğiz Cengiz'e? Ali istiyordunuz. Alın size Ali. İskender işini yapalım diyordunuz. E yapıyoruz. Ezel, sağ ol diyeceğim ama sen aslında bir şey yapmadın değil mi? Kılını bile kıpırdatmadın. Cengiz'in bir planı olmasa çoktan mefta olmuştum değil mi? Tefo. Ali, sen benle geliyorsun. İtiraz istemem. İtiraz eden kim? Gelecek şimdi tüfekle. Terlikle güdümlü. İşe bak. Dayıya yatıya geldim. Nerede yatacağım ben? Yukarıda babamla birlikte. Dayı evine aldı da şaka maka dostumuz ölüme bıraktı. Ya ben inanmıyorum ona. Bir şey var. Nasıl yalnızlaştırıyor kendini baksana. Kendi dedi kılma bile kıpırdatmadım diye. Yok. Var bir iş. Adam hapislerde çürdü senin yüzünden. Yine geri aldı seni. Şimdi bir atıştınız diye mi bırakacak arkada? Bu saatten sonra kimse öyle arkada geride falan bırakamaz da artık. O ne demek? Şartlar değişti demek. Beyimizin zembilliğinde dünyada kaç yıl at koşturdum ben biliyor musun sen? Kimsenin öyle arkasında gerisinde falan kalamam artık. Kaç kurşun yedim o yollarda ben. Kaç katını sıktım. Ya ben o kısmı yokmuş gibi düşünmek istiyorum. Sen de fazla şey yapmasan. Hangi kısım? İnsanlara kurşun sıktı. Allah Allah. Hey tamam. Senin fantezi dünyana bıraktım o kısmı. Ben de o. Rahat ol. Değişik bir şeysin sen ha. Yok öylesin. Harbiden. Ben de geleyim mi dayı? Hadi Ali hadi. Sen işinin başına. Kapat kapıyı, gidiyoruz. Ali. Konuşmamız gerek. Bizim? Ha. Olur. Azat o gece ben... Şebnem'le ilgili Ali. Buldunuz mu? Ha. Yok, kaçmış Tevfik'in elinden. Ortalığa laf bırakacağım şimdi, bilen varsa diye. Sokak alemi. Sen iyi bilirsin. Sokak çocuğuyum ben. Sokak konuşur benimle. Dayarım kulağa, kimsenin duymadığını duyarım. Kaçmaz benden. İyi o zaman. Ben Şebnem'in yerini söyleyecektim ama sen daya kulağını. Hijyen problemi olmuyor mu? Nereden biliyorsun sen Şebnem'in yerini? Birkaç gece beraber çıkmıştık onunla. Götür bakalım bize. O otele bırakmıştım onu. Herhalde vermemiş odayı geri. Tamam, dikkatli sür ama ha. Şaka şaka. Sen burada bekle. Bundan sonrası bende. Merhaba. Merhaba. Şebnem Sertuna'nın odası kaçta acaba? Şebnem Hanım biraz önce çıktı. Biliyorum. Acil çıkmış galiba. Ama eşyalarını almayı unutmuş. Onları almaya beni Cengiz Bey gönderdi. Tabii efendim. Buyurun. Siz sevgili misiniz? Babamdan mı korkuyorsun? Ne korkacağım? Ne o zaman? Ne oluyor bizim aramızda? Kim? Hiç. Bir şey yok. Yok mu? Yok. Bahar var. Bahar'a yapamam. Onu aldattığını mı zannediyorsun? Bahar'la hiç sevgili olmamışsın zaten. Alınma lütfen. Anlıyorum seni. Zor tabii, biliyorum. Bilemezsin. Hayatın boyunca bir kadını sevip... onu gözünden sakınıp... sonra ölümünü izlemek... nasıl bir şey bilemezsin. Kimse bilemez. Ben Bahar'ı unutamam öyle. Unutma zaten. Engel değil ki Bahar. Ben hayranım onun sevişine. Bir tek şey öğrenmek istiyorum. Bak böyle... yaklaşıp... gözünün içinde gördüğüm şey gerçek değil mi? Bir şey hissetmiyor musun bana? Tamam. Deme. Sonra dersin. Burası uygun bence. Hı? Verecektin ya bir cevap. Dudaklarıma bakıyorsun. Bakmıyorum. Görüyorum. Bakıyorsun. Sen de çok konuşuyorsun. Sorma artık. Burası. Konuşmayı ben yapayım diyeceğim ama kabul etmeyeceksin haliyle. Haliyle? Baştan söyleyeyim, bizim yörede öyle kadın erkek eşitliği falan yoktur. Dur. Danışmada kimse yok. Çıkmışlardır. Çıksalar kapıyı kaparlar yokken kimse girmesin diye. Ay koy şunu yerine. Sen arabada bekle. Bilirim ben böyle şeyleri. Ben de bilirim böyle şeyleri. Azat! Hoş geldiniz. Ben Tamer Boyacı. Buyurun. Demek dayı gönderdi sizi. İyi. Benden çok selam söyleyin dayıya. Birlikte daha çok şansımız olacağını düşünüyor. Tabii karar sizin. Haklı. Siz beyefendi kimdiniz acaba? Ben. Ezel. Tamam. Duydum. İçecek bir şeyler almaz mıydınız? Bir su içeriz. Varsa. Var tabii. Olmaz mı? Bir saniye. Arkanızda vardı su şeyi. Kendime de bir şeyler alacağım da geliyorum. Ne yapıyorsun ya? Hayatını kurtarıyorum fırla. Aa, sen iyice delirdin bugün. Daha suyun nerede olduğunu bilmiyor adam baksana. İçim ittin ya. Dedim ben sana yok bir şey diye. Oh be. Oh şükür. Evet Ali Bey. Sizi yeterince sarhoş edebildim mi? Ettiniz. Tebrik. O zaman söyleyin bana. Sağlam bir takım oluyoruz değil mi? Evet. Eğleniyoruz da. Gülüyoruz, rahat ediyoruz. Birbirimizi de istiyoruz. Hepsine evet. O zaman şöyle güzel bir cevap ver bana. Var mısın? Azat. Efendim Ali? Ne? Sana mı dedik? Ne dedi? Bir şey demedim ki. Dışarıda konuşalım mı biraz? Ali, bak şurada. Babam yukarıda uyurken tam da şurada beni öpmek üzereydi. Ne oldu? Nereye gitti o cesur Ali? Ne olacak? Gerekirse öperiz bu sefer. İşte o sıkar biraz. Geçti o günler canım, geçti. Öyle mi? Öyle. Seninle hiçbir yere çıkmıyorum. Aman tamam, çıkmazsan çıkma. Ne var ya? Ne? Konuşalım. Ya istemiyorum dedim. Caydım, git. Ne istiyorsun ya? Hastasın bana. Ama benim bazı şartlarım var. Allah Allah. Neymiş? Lafımı dinleyeceksin. Öyle patlamalara çatlamalara atlamayacaksın kafana göre. Kabul. Ama sen de güzel güzel söyleyeceksin, emretmeyeceksin. Kabul. Ha. Babam bilmeyecek. Kabul, yok. Olmaz. O benim babam. Kendim demem ama sorarsa söylerim. Anlaşma dışı. Sen bilirsin. Ya, tamam. Dayının anlamadığı şey mi var? Tabii soracak. Ama kararlaştıralım önce. Ne diyeceksin? Ay neyse o işte. Ne var? He, peki oldu. Sevgili dayıcığım, nasıl olduysa artık ben senin kıza hafiften yanığım. Aslında hiç tipim değil. Ben gıcık olurum öyle çok bilmişlere. Ama nasıl yaptıysa artık kendisi kafama girdi. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hiç tövbe, hiç teşvik etmedim. Kendi yaptı. Ama çıkaramıyoruz. Uzak dursan olmuyor. Yakın dursan adamı yakıyor. Nasıl olacak bilmem ama ben senin kızla bir şekil... Hop hop. Bu kadarı kafi değil mi? Bir şey daha var. Bahar. Hayatta bir o kızı sevdim ben. Bu da şimdi tuhaf olacak ama... ben o kızı hala seviyorum. Ben Bahar'ı hala ilk günkü gibi seviyorum dayı. Unutur muyum? Bilmiyorum. Ama senin kız bana dedi ki... ben sana onu unuttururum demedi. Olsun, sev dedi. İşte senin kız beni o andan nakavt etti. Hak edebilir miyim onu? Bilmiyorum. Ama iznin olursa... ben artık ona bir sarılayım istiyorum. Dayı. Son şartım. Bahar'ı seveceksin. Ama asla beni onun yerine koymayacaksın. Gelelim şu adayla. Çiftler böyle büyük kararlar vermeden önce birbirlerine sorarlar Ali. Ben zaten duramam. Yüzleşmeci tipim ya ben. Ben de yüz vermeci tipim belli ki. Ne? Ne diyorsun sen ya? Sen babam gibi mi olmak istiyorsun? Baban gibiyim zaten. Ha, küçük Ramiz olacaksın. Adam vuracaksın, racon keseceksin. Bu yani senin hayatın. Bizim hayatımız. Sordun mu? Ben istiyor muyum ha, sordun mu? İstiyorsun. İstemiyorum. Azat, ben 3 gün sonra en başa geçeceğim. Benim oradan başka duracak yerim yok. Gayet de var. Azat. Var işte ya, var. Benim yanımda duracaksın. Durmuyorum lan. Durmuyorum. Sen benim yanımda duracaksın. Silahla tutacağım, düzen de kuracağım. En tepeye çıkacağım. Babası olacağım alemin. Alemin ve sen tam benim yanımda duracaksın. İstemiyorum. Bal gibi de istiyorsun. Herkes önümüzde eğilsin istiyorsun. Polisi, mafyası, zengini, hepsini ezelim istiyorsun. Üstüne böyle yürüyeyim istiyorsun. Seni böyle tutayım istiyorsun. O yüzden seçtin beni. Hayır. Böyle yerlerde yatıp kalktığım için seçtin. Elimi kirletebildiğim için seçtin. Ben de o olduğu için seçtin. Al, al kirletiyorum, al. Al, al kirletiyorum, al. Al. Nasıl oldum? Ben de şimdi şekil yerindedir değil mi? Ben bu aynalarda şey çıkıyorum, yoksa aslında var ya... Sen yanlış aynalara bakmışsın. Bana bak. Nasıl görünüyorsun? Sen mi ben mi? Ne soruyorsun? Sen. Ha. Bayağı yakışıklı oldum ben de. Ya sen ne akıllı bir kadınsın. Bir şey diyorsun. Bütün gün ne diyorsun onu düşünüyorum Allah için. Ulan ben topunuzu... Merhaba çocuklar. Dayı içeride mi? İçeride. Tek tabanca geldim dayı. Otur yeğen. Otur yeğen, otur bir sohbetleyelim şöyle hadi. Sana as solist Selma Hünel ve kabadayı Ramiz Karaeski'nin aşklarını anlatmış mıydım? Ötesini biliyorsun zaten yani. Biliyorum. Biliyorum da şimdi bunları bana niye anlattın onu bilmiyorum dayı. Sen o trenden inen adam bendim dedin bana. Ha? Öyle misin? Öyleyim. Eğer öyleysen yeğen, hoyrat olacaksın, kızgın olacaksın. Eğer öyleysen gözün benim kızımı görmeyecek. Dayı. Benim gibiysen eğer, benim gibiysen kızımı tehlikelerin içine atacaksın. Benim gibiysen eğer bir aşk oyunu oynayacaksın. Ama sonunda benim kızımın kalbini kıracaksın. Eğer benim gibiysen kızımdan uzak duracaksın. İkisinden biri mi diyorsun sen dayı? Ya kızımı seç ya iş mi diyorsun? Öyle karar vereceksin. Ya benim gençliğimi seçeceksin ya da kızımı seçeceksin. Biri sana o zaman böyle bir şey söyleseydi sen ne yapardın dayı? Seç deseler. Hangisini seçerdin? Ali, o kadar da aynı değiliz ha? Aynı değiliz tabii. Aynı değiliz. Çünkü senin kızını ben tehlikeye atmadım. Sen attın. Şimdi benim kızımı sen tehlikeye atmak istiyorsun değil mi? Ramiz dayı, bu kızın başına ödül koydular. Sırf senin kızın olduğu için. Bu kız sokağa adımını atamaz oldu. Senin kızın diye. Kaç sene içeride yattın sen dayı, kaç sene? Sen kızını benden daha iyi koruyamadın ki. Haddini aşıyorsun ya. Dediğimi dinle dayı. Bir kere de dediğimi dinle. Azat senin kızın diye tehlikede zaten. Zaten senin dediğin o yerde Azat. Ben kızımı korurum. Ben kızımı korumasını bilirim. İyi de işi bırakıp onunla olursam ben onu nasıl koruyacağım o zaman? Tamirhanedeki kerpetenle mi? Dayı, haklısın. Haklısın dayı. Sen kimseden el istemedin çünkü. Sen istediğin her şeyi koparıp aldın. Ama ben senden elini isterken Azat için de istiyorum. Senden sonra da onu koruyabileyim diye istiyorum. Gerekirse senden, senin düşmanlarından. Oradalar. Ben olsam da olmasam da. Ben senin elini isterken dayı, gerekirse, gerekince Azat için kendi kanımı vereyim diye de istiyorum. Hayır. Baba hayır. Hayır. Ne oluyor ya? Adam elini veriyor işte. İstediğimiz şey değil mi bu Azat? İstediğimiz şey değil. Ben istemiyorum. Ben senin babam gibi olmanı istemiyorum. Ne diyorsun sen? Bugün dediklerin hepsi kötü. Hepsi çirkin şeylerdi. İstemiyorum. Ben serseri Ali'yi istiyormuşum. Ben saf gariban Ali'yi istiyormuşum. Öğlen herkese anlattığın adamı istemiyorum. Azat. Ben dedim babama. Ben dedim. İkisinden birini seçsin dedim. Seçmez ki öyle adamlar dedi. Ben dedim. Benim için söyle dedim. Ben babamın elini sıkacak adamı istemiyorum. İstemiyorum. Azat. Son şansım. Bu benim son şansım. Bu benim ikinci hayatım. Bu benim. Aynaya bak o zaman Ali. Bana bakıp görüyorsun ya. Kendine bak o zaman şimdi. Ben o adamı sevmiyorum. Lan! Gitti. Geri gelecek. Geri gelecek ama elimi sıkmak için gelecek. Öyle değil mi? Ya. Herkes ikinci hayatı yeni bir şans olarak görüyor. Değil miymiş? Mısır şurubu olmasın. Adam gibi bir şey aç. Barmen! Arkız! Ne diyorlarsa artık. Gel de ilgi dert dinle. İşin o değil mi senin? Birazdan almaya gelirler beni. İki laf edeyim. Olur mu? Ezel bağışlamıştı beni. Bağışlamıştı canımı. Ama şimdi geri alacak. Hakkı da var. Hakkı da var. Her şeyini aldık çocuğun. O hikayeyi biliyorum Ali. O hikayeyi biliyorsun da... O hikayeyi biliyorsun da Azat. Bütün hikayeyi bilmiyorsun. Benim o işe nasıl girdiğimi bilmiyorsun. Doldur Barkız. Doldur da anlatayım. Doldur da anlatayım. Kerpeten Ali en yakın arkadaşına, en aslan kardeşine nasıl ihanet etti? Doldur. Doldur. Eşan tabii yanıma gelince bunların hiçbirini demedi. Niye desin? Kulağıma bir tek şey fısıldadı. Kurnaz karı. Çıktı dedi. O çıktı. Başka bir şey demesine gerek var mı Azat? Sen gittin mi? Mesleğin inceliklerini öğren biraz. Sormak yok. Dinlemek var. Beni birazcık anla diye. Niye hep aynı şeyi seçip duruyorum? Anla diye. Neyse. Artık bir bok seçmeme gerek kalmadı. 10 küsür yıl önce... benim evimin duvarında böyle... canavar bir yat resmi vardı. Benim hayalim. Onu da anladım. Niye orada olduğunu biliyorsun. Şimdi hapishanedeki duvarımda senin resmin olacak. Senin hayalini kuracağım. Çıkınca bu kız benim olacak diyeceğim. Çıkınca bu kızla çocuklarımız olacak. Bir çıkayım. Azad'ın ayaklarını nasıl yerden keseceğim. Bir çıkayım. Bu kızı nasıl kendime aşık edeceğim. Bir çıkayım, bir çıkayım, Azat'la Ali. Bir çıkayım, Ali ile Azat. Of! Ali! Hesaba yaz. Dediklerimi de unut. Ali! adam yolladı. Cinayet görüntüleri. Ezel Ali'ye ver demiş. Karar benim değil, Ali'nin demiş. Ve eski dostlar, hayatımız hiçbir zaman bizim değil. Her zaman onların kararı. En sevdiğin oğlun geldi. Azat. Azat babam. Babam Azat. Seni arıyorlar Ali. Babam arıyor, Tevfik arıyor. Bulacaklar, seni teslim edecekler. Olmam, olmam. Söyledin mi yoksa yerime? Söyler miyim? Söylemedim tabii. Bulurlar ama beni. Beni bulurlar. Dayı bulur beni. Gözleri dönmüş sanki Ali. Varsa yoksa Ezel. Ezel bir daha hapse giremezmiş. Ezel suçsuzmuş, Ezel ne mertmiş, Ezel şöyleymiş, Ezel böyleymiş, Ezel, Ezel. Yeter, deli olacağım. Ali'yi kim düşünecek? Belli ki sen. Evet ben. Ben düşüneceğim. Ben kollayacağım seni. Ben seviyorum çünkü. Gör babam, ben bir tane iyi bir şey yaptım bu hayatta. Böyle iyi bir kıza aşık ettim kendime. Ettin Ali. Aşığım ben sana. O yüzden teslim olman gerek. Ezel'e ne olduğu umurumda değil. Ben sana aşığım. Sen en iyi arkadaşına ihanet etmişsin, ben sana aşığım. Sen başkasını seviyorsun, ben sana yine aşığım. Hata yapmışsın, ne var ki aşığım. Ama sen en iyi arkadaşını ikinci kere göz göre göre hapse gönderirsen ben sana nasıl aşık kalacağım Ali? Ben sana nasıl güveneceğim? Ben seni kaybetmek istiyor muyum? Ama biliyorum. Eğer yapmazsan ne sen mutlu olacaksın ne ben. Ne olur teslim ol. Ne olur. Buluruz bir yolunu, çıkarırız seni ama teslim ol. Bir daha yapma o hatayı. Hata yapıyorum baba, değil mi? Yine hata yapıyorum. Ben çok hata yaptım Azat. Çok hata yaptım ben. Keşke hepsini geri alabilsem. En çok da bir günü. O tek bir günü geri alabilsem. Alabilsem. Affet baba. Affet. Affet. Ali, yapma. Ne olur teslim olman gerek. Ali. Tevfik, takip mi ettin beni? Ali abi yapma. Abi yapma. Ali. Yaklaşmayın hanımefendi. Dokunma ona, dokunma. Tefo götür onu. Götür Tefo. Ali. Yüzüme bak. Yok, yok. Ali yüzüme bak. Unutma. Azat. Sana nasıl baktım unutma. Azat. Hadi tamam. Ali. Ali. Azat. Ali! Ali unutma! Unutma! Bir daha hiç göremeyeceğim sandım seni. Abartma canım. 2 gün dinlendim, çıktım. Yorulmuşum. Azat. Hı. Çok esaslı hatunsun sen. Hayatım tehlikede. Her an ölebilirim. Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum. Tövbe tövbe. Geldik yavrum geldik. Çatlama. Arkamdan desinler iyi kızdı. Ama yazık açlıktan öldü. Sevgilisi onu aç bıraktı. Bir kahvaltı bile çok gördü desinler. Serseri Ali'yi istiyordun. Gariban Ali'yi istiyordun. Al sana Ali'nin gariban kahvaltısı. Senden mükellef sofralar isteyen mi var? Bu yeter işte. Yumurta, sucuk, Ali. Ne güzel geldin sen bana ya. Ben de istemiyorum lan bir şey. Bu düzenimiz bozulmasın, tamam. Vallahi tamam. Bir sen mi ben? Ben lavaboya gidiyorum. Bitirme ha. Aferin oğlum. Boşanda semerini ye. Azat, o kadar mı kötü olmuş yavrum yumurtaya? Yarım saat oldu çıkmadın. Bir ses ver, ben çıkıyorum. Geldim. Nereye gidiyorsun? Ruhlu Manitu çağırdı. Dayı hazretleri. Hapisten sonra ilk defa konuşacaksınız. Sakat o iş. Ne diyecek sence? Asıl ben ne diyeceğim? Bir tepelere çıkarır, bir indirir aşağı. Ne diyecekmiş? Sana bir şey mi dedi? Ben ne yapayım şimdi? Sert mi yapayım? Alttan mı alayım? Ne yapayım? Ha? Şımarma, şımarma. Hadi git. Yürü. Hadi. Diyeceğim ki. Kimi arayacağımı bilemedim. Şeydeyim, Ali'nin tamirhanede. Hadi gel, Ezel'e de bir şey söyleme. Azat, gene ne oluyor ya? Zorda mısın? Kaçırıldın mı? Ne oluyor? Eğer zordaysan bak oleyde ben anlarım. Oley. Ne yapayım? Kaç kişiler? Ne yapacağım? Geliyorum. Bir bade, bir kişiler daha da gelmediler. Ne duruyorsun? Kaçsana o zaman. Kaçamam. Takip ediyor. Şimdi gelmedi ama 9 ay sonra gelecek. Ya hemen... 9 ay mı? O 9 ay mı? O 9 ay. Hamileyim. Azat! Buradayım, gel. Tamam. Burada mıymış anne adayımız? Tebrik ediyorum. Ben nesi oluyorum peki? Herhalde teyzesiyim demeye hakkım var. İlk duyanlardan biri olduğuma göre yeğenim sayılır. Anlat bakalım. Şüpheleniyordum zaten. Bu sabah test yaptım. Hamileyim. Bir daha yaptım, hamileyim. Bir daha yaptım. Bir bebeğin olacak. Ali'ye söylemedin değil mi daha? Çünkü bence önce bir doktora gidelim. Kesin emin olalım, öyle söyleriz. Aldım zaten randevu. İyi, ben de gelirim seninle. İzin konusunda bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum biliyorsun. Patronum biraz kayırıyor beni. İyi olur. Tek başıma yapamam zaten. Neyi tek başına yapamazsın? Bu çocuğu doğuramam bari. Doğru mu? Ali'ye söylemeyeceğim. Sen de söylemeyeceksin, söz ver. Öyle olmaz Azat. Bebeğini... Bebeğim değil o benim. Bebek yok. Bebek değil daha. Akşam halledeceğim. Beklersem yapamam. Akşam mı? Nasıl halledeceksin peki? O da bir can değil mi? Kıyabilecek misin gerçekten ona? Azat, o minicik bir bebek. Senden başka kimsesi yok, yapayalnız. Yalnız. Yalnız ha? Yalnız. Al bakalım kim yalnız? 7 yaşında okula başlarken. Kimse var mı yanımda? Yok. Ah, apandisim patladığında 14 yaşında. Var mı kimse yanımda? Yok. Kim daha yalnızmış? Bu çocuğu doğurursam yalnız kalmayacak mı sanıyorsun? Babası yanında olacak mı sanıyorsun? Böyle bir babayla büyüdüm ben. Çok iyi bilirim böyle bir babanın çocuğu olmayı. Böyle bir annenin çocuğu olmayı. Her gece yüzünü bile görmediğin ailen için dua edersin. Allah'ım ne olur onlara bir şey olmasın. Allah'ım ne olur annemle babam ölmesin. Bunu mu yaşasın bebeğim? Bebeğim. Benim bir bebeğim. Azat. Biraz yalnız kalabilir miyim? Sağ ol. Ali ile konuş Azat. Yalnız değilsin, tek başına değilsin. Önce Ali ile konuş. Azat'a evlenme mi teklif edeceksin? Haydi buyurun. Ya ne duruyorsun? Hadi gitsene hemen. Konuşmamıza hazırlayalım, gideceğiz. İşin ne oldu peki? Babasıyla iş yapıyormuşsun ya, ne oldu? Artık yapmıyorum. Çünkü hanımefendi ben Azat'ı seçtim. İşi bırakıyorsun. Azat biliyor mu peki bunu? Ali senin hemen Azat'a gitmen lazım. Niye, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya git işte, hatta ara hemen söyle o hayatı bıraktım seni seçtim de Ali, lütfen hadi hemen. Bade ne oluyor? Ya vakit yok. Bir şey söyle, hemen gitmesi lazım. Niye, ne oluyor canım, niye? Azat hamile. Abi. Abim! Abim, amca oluyorum amca! Kürtaj olacak. Niye? Çünkü ya korkuyor işte. Çocuk nasıl büyüyecek diye bilmiyorum. Ali git yanına anlatsın lütfen. Bu akşam halledecek diye, yetiş. Abi hadi. Abi hadi abi, hadi abi! Dedim sana Tefo, istemeyecek. İstemiyor. Benim çocuğumu istemiyor. Abi sonra konuşursun. Şimdi gidelim durduralım hadi. Söylemedi bile lan. İstemiyorsa zorla mı hissedeceğim kendimi? Haber bile vermedi. Yapacak bir şey yok Tefo. O vermiş kararını. Bir viski doldursana bana madem. Ama ondan değil Ali. Başka bir yere mi gideyim? İyi misin? İyiyim. Sen? Her şey yolunda. Evet Ali. Bana diyeceğim bir şey var mı? Yok. Bir şey mi var öyle? Yok. Hiçbir şeyim yok. Benim var. Sana bir şey söyleyeceğim. Yani geldiğinde niye sordum bilmiyorum ama söylediklerimi duyunca Ali bir bakar mısın bana? Bir şey söylüyorum, baksana bana. Ali! Ne var Azat, ne? Ne oluyor ya? Aa, 2 dakika bir şey anlatacağız şurada. Aman, öf! Bakmazsan bakma be. Gıcık. Ben gidiyorum. Dışarı çıkıyorum. Gidiyorum. Ararsan da açmayacağım. Merak etmiyor musun sen nereye gideceğimi? Aman, sen bilirsin. Markete gidiyorum. Hani peşimden falan gelmek istersen. Marketteyim yani. Hanımefendi, telefonunuz çalıyor. Biliyorum. Erkek arkadaşım arıyor. Gıcık etmek için açmıyorum. Açmayacaktım ama. Azat! Azat neredesin? Marketteyim dedim ya. Nasıl neresi? Seni iyice şaşırdım bugün ha. Bağırma. Şeydeki, alt sokaktaki. Yok, ters taraf. Sokağa çık! Sokağa çık! Bir şeyler alıyorum Ali. Sokağa çık! Bırak elindekileri! Bırak! Sokağa çık! Ne oldu? Bir şey yok. Bir şey yok. Geliyorum. Çıktın mı? Çıkıyorum. Azat! Ali kapı kilitli. Tamam, tamam geldim. Arkanı dön. Arkanı kapıya ver. Burada. Azat, Azat geldim. Ali, seni seviyorum. Azat! Azat, Azat! Ali, merhaba. Geldim lan, geldim lan çocuğu, geldim. Tebrik ederim. Ne tebriği lan? Onların ne tebriği? Baba olacakmışsın. Onun saçının teline dokunursan. Kürtaj olacağını biliyor muydun? Neden vazgeçti sence? Nasıl geçti? Bilmiyor muydun? Seni sevdiği için mi vazgeçti? Senden çocuğu olsun mu istiyor? Ben istemiyorum. Yapma! benim bir bebeğim olacak. Yapma. Yapma, yapma, yapma! Temmuz! Temmuz! Temmuz yapma! Yapma Temmuz! Yalvarırım yapma! Nasıl? Duyamadım. Temmuz beni öldür! Beni öldür, beni al! Gözünü seveyim yapma! Yapma Temmuz! Yapma! Yapma! Azat! 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 Nereden vuruldun? Nereden? Ali! Ezel! Ezel'den vuran sana çabuk! Vurmadı. Vurmadı mı? Çok korktum. Çok korktum. Geldi üstüme dayandı. Silahını dayadı. Çok korktum. Azat. Azat tamam. Tamam ben geldim şimdi. Ben geldim canım. Buradayım. Buradayım. Bak geçti. Geçti. Geldi eğildi. Çok korktum. İyisin tamam. Tamam iyisin. Affet. Bebeğimizi deliriyorum galiba. Affet. Yok. Yok bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Bir sürü çocuğumuz olacak. Sürüyle çocuğumuz olacak. Affet Ali. Yok, yok korkma. Korkma ağlama. 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 Ezel. Ezel geliyor Ezel. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Adını ne koyalım? Ha? Adını ne koyalım? Adı ne olsun? Tamam. Bir isim söyle. Bir isim söyle. Gitmesin. Gitmeyecek. Gitmeyecek bir isim söyle. Bir isim söyle. Burası olsun. Burası. 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 Burası güzel isim ha. Güzel isim. Tamam. Olmazsa bir şey olmayacak. Duydun mu? Oğluma bir şey olmayacak. Oğluma bir şey olmayacak. Karıma da bir şey olmayacak. Tamam mı? Karıma da bir şey olmayacak. Anladın mı? Olmayacak, yok, yok, yok olmayacak, olmayacak. Olacak mı karıma bir şey? Ha? Azat, Azat, Azat bana bak. Azat, Azat gözünü aç, gözünü aç Azat, 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 Azat. İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne yapayım? Doktor çağırayım mı? İyiyim Ali, iyiyim. Sakin ol. İyisin. İyisiniz, değil mi? Çok korktum Azat. Ben de. Çocuğu aldırdım diye korktum. Yaptın sandım. Düşündüm. Benden diye. Benim çocuğum diye. Bana benzeyecek diye. Benim çocukluğum gibi olacak diye korktum. Gittim doktora. Yattım o masaya. Orada anladım. Tam gideceği zaman. Ne çok istiyormuşum o zaman anladım. İstiyor musun? Benim çocuğumu. Emin misin? Benim şimdi bir ailem mi olacak? Baba olacağım ben ha? Erkek babası. Hadi uyu sen, tamam. Hadi uyu. Ben bekleyeceğim. Benim dışarıda ordu var. Ordu. Sen ne yapacaksın? Bekleyeceğim lan burada. Seni bekleyeceğim. Ali. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Kötü bir şey yapmayacaksın. İyi yapar mıyım? Babayım ben. Ali. Düşünme sen. Hadi bakalım. Küçük anne. Emi oğlumu uykusuz bırakma. Güzel gözler anne. Kapa bakayım gözünü. Kapa. Yum 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 yum. Ali, kızdın mı? Niye babama geldik şimdi? Ne yapacağız? Ali. Bekle görürsün. Babam anlaşma yapmış ya. Kan dökülmeden oldu işte. Kaya aradan çıktı, sen de bana kaldı. Bunun nesi kötü? Bakacağız, bekle. Azat, bize biraz izin verir misin? Kaya meselesi kapandı. Şimdi sen çok dikkat edeceksin. Neden mi? Çünkü kızım karnında senin çocuğunu taşıyor. Bak sana daha önce söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu ikisinin kılına zarar gelirse kardeş, seni şu iki elimle boğarım. Boğarım, anladın mı? Boğarım. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ben seni ilk gördüm, hiç sevmedim. Hiç. Bu heriften 5 paralık adam olmaz dedim. Kızım sevdi. Şartlar böyle. Gerçek bu. Geri dönüş yok. Şimdi bundan sonra adam olacaksın. Başka çare yok. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bak ben sana bir iş verdim değil mi? Ha? Bu koltuğu vaat ettim sana. Bitti mi? Şimdi sen beni dinle. Ben hayatımın en büyük ayarını senden yedim. 2 adamın önünde eğildim ben. Bir babam, bir de sen. Benim babam öldü. Benim senin önüne getirecek bir babam yok. Benim hayatta bir tane büyüğüm var, o da sensin. Madem sensin, madem kızın da seviyor beni, o zaman kabul et artık beni. Ben hayatım, namusum, şerefim, babamın üzerine yemin ediyorum, ben Azad'ı hep seveceğim, hep koruyacağım. Ama sen de kabul et artık ailene beni. Çünkü ben... Sen ne? Ne? Çünkü ben böyle bir başıma anasız babasız, çiçeksiz çikolatasız, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Azad'ı senden istiyorum. Cengiz konuştu mu seninle? Ne olacak? Psikopat katilmişim gibi davranma bir Azat. Bir şey yapmayacağım, söyle. Tamam, konuştu. Yanıma geldi. Hamile olduğunu biliyordu yani. O planladı. O yolladı Temmuz'u sana. Bir tek onu yapmadı Ali. Başka? Ne var? Geldiğinde muayenehanenin önünde oturuyordum. O vazgeçirdi beni. Kürtaja gitmiştim Ali, Cengiz vazgeçirdi. Cengiz'le? Onunla konuştum. Şimdi bizim o bebek katili dedi diye mi çocuğumuz oluyor? Çok güzel. Çok güzel. 10 numara. Cengiz el attı ya. Şimdi şahane bir aile olacak bizden. O ne demek ya? Tereddütün mü var senin? Olmaz mı aile bizden? Ben şimdi o Cengiz'in ağzını yüzümü... Allah aşkına Ali, başlamayalım yine değil mi? Tamam, kapışmayalım. Cengiz de yok dert yanacağım. Ali! Tamam. Sustum. Evet, çok güzel. Bravo Azat Hanım. Ali Bey, biraz daha narin olabilir misiniz? Sen ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan sen? Aç gül. Sevimsiz it. Sırıtık. Ali. Ben döverim bu adamı. Vallahi döverim ben. Şimdi yavaşça yatırıyoruz. Gözün mor, doymadım döveceğim. Rezilliğe doydum sayende. Karizmada çizilmedik yer kalmadı. Kaporta görünüyor alttan. Ali Bey, biraz daha yumuşak olabilir miyiz? Kes, tamam kes müziği, kes. Adam gibi dans etsek olmuyor mu ya? Türk dansı, halay. Yapamıyorum ben bunu. Bir tanecik bir şey istedim senden. Düğünümüz için bir tanecik. Acıdı mı çok? Tamam, öğreneceğim vallahi. Tamam. Silahı da çıkaracaksın. Damatlığın beline silah takmayacaksın. Yok. Söz mü? Söz. Şey yapayım, ben şimdi bir işim var. Öğreneceğim, tamam, vallahi öğreneceğim. Hoca şahane, çok güzel. Ayrılma, bir yere geleceğim buraya. Söz, öğreneceğim vallahi. Ben bir dışarı çıkıp geleceğim. Ben de geliyorum, ben de gel. Vallahi. Hadi gidelim. Kızım nereye? Daraldım, hava alacağım. Olmaz, çok soğuk kızım dışarısı. Hem hamilesin, hem de 2 gün sonra düğünün var. Çıkma, üşürsün. Düğünün var değil mi? Evleneceğim ben. Niye? 2-3 gün aşık gezelim, sonra Ali Bey beni unutsun diye. Ya zaten bir tane konuşacak ortak noktamız bile yok. Mutsuz yaşlanacağım işte. Nereden çıktı şimdi bu? Senden. Senden çıktı. Zaten biliyorum, zaten gözümün önünde. Ben nasıl unuttum bunu? Azat, unutmadın. Aşık oldun. Oldum, evet. O yüzden böyle saçma sapan bir şeye kalkışıyorum. Ya... Ben barda 2 dakika muhabbet etmek için bile babama en benzemeyen adamı seçtim yıllarca. Şimdi kalktım Ali ile evleniyorum. Bugün beni yolda bıraktı, özür bile dilemedi biliyor musun? Kendini geliştirmek için tenezzül etmemiş ki hiç. Nereden bilecek? Kabadayının teki. Kerpeten Ali. Benim ne işim var bu adamla ya? O zaman İyi günler. Azat. Hı. Ali CD yok. Ne CD'si? Hiç. Müzikler şey olmuş. Selim'e git. O bilir belki. Selim'e git. Söylediğim şeyi yaptın mı? Neyi? Saygıdeğer misafirler, Ali Kırgız ve Azat Karaeski evlenmek üzere bizlere başvurdular. Bu mutlu günde çiftin nikah törenini gerçekleştirmek üzere toplandık. Hiç espri yapmadan nikaha geçeceğim, merak etmeyin. Ama yapmadım ki. Hadi hocam, hadi. Sayın Ali Kırgız, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Azat Karaeski ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Azat Karaeski, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Ali Kırgız ile evlenmek istiyor musunuz? Bir dakika. Sen bana... Ben bugün... Sen benim karımsın, tamam mı? Korkuyorsun, biliyorum. Ben 3,5 atıyorum. Allah'tan sonra dayı var. Ha, orada bakıyor bana. Ama ondan değil. Senden. Korkuyorum senden. Seni mutlu edemeyeceğim diye korkuyorum. O güzel gözlerini yine ağlatacağım diye korkuyorum. Sana hiç yetişemeyeceğim diye korkuyorum. Çünkü ben sana hiç yetişemeyeceğim. Ama çok uğraşacağım be Azat. Böyle kitapları falan okuyamayacağım belki ama... Her anla sabah o çok sevdiğin sucuklu yumurtayı yapacağım. Söz. Senin sevdiğin şeylere alışacağım. Ya alışamasam da katlanacağım. Ben senin için müzeye bile giderim Azat. Korkma. Hiçbir şeye zorunlu değilsin. Boş ver. İstemiyorsan çık git. Ben seni yine seveceğim. Sana söz veriyorum. Sen benden kaçsan da ben seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. Çünkü sen zaten benim karımsın. Evet. Sayın şahitler, çiftin beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sahip olduğum yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun Ali Hanım. Eyvallah abi. Buyurun Azat Hanım. Çıkma buradan sakın. Sakın. Hadi. Defol. Defol beni. Ali. Ali abi. Azat. Geçti kızım, geçti. Geçti. Ben dışarı bakıyorum. Can böyle. İşte. Yok bir şey, kızım. Geçti. Geçti. Dayı, iyi misin? İyi. Azat. Selma. Ali. Seni hep sevdim. Dünyadaki her şeyden çok. Ama ben sana hiç yetişemedim. Önce Kenan vardı. Ailem vardı. Hapis vardı. Kavgam vardı. Sen beni hep bekledin. Ama ben bir gün bile doya doya, acıtırcasına, kalbimi boşaltırcasına sarılamadım sana. Affet. Ben sana ancak bugün sarılıyorum. Benim biricik sevgilim. Azat! 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 Korkma oğlum sen. Korkma, geçti. Tamam annem, ben buradayım, geçti, korkma. Korkma sen. Kuzu. Ne yapıyorsun orada? Gel. Bir şey diyordun değil mi? Uras'a söylüyordum ninni. Yurttayken söylerdim küçükken. Geçerdi hemen. Ne geçerdi? Korkmazdım işte. Annem yoktu o zaman benim yanımda. Babamı tanımıyordum bile. Kimsem yoktu. Korkma seni oğlum. Ben buradayım bak. Anne yanında, korkma. Ben de güne duruyorum. Bak. Baba da burada. Annen var. Babam var. Yalnız değilsin oğlum. Korkma bak, yalnız değilsin. Öyle kimsem kalmadı. Bir ben kaldım. Bir başıma bir ben kaldım. Ne yapacağım, kimsem kalmadı. Buradayım annem ben. Buradayım. Buradayım mı ben? Çıkma buradan, olur mu? Çıkmam. Çıkmam. Biz çıkmayalım, burada saklanalım. Burada saklanalım, tamam. Olur ya, olur. Ben bir şey yaptım demek ki. Çok kötü bir şey yaptım ben. Ondan oluyor bunlar. Daha da olursa çıkmayalım buradan. Çıkmayalım buradan. Sen hiçbir şey yapmadın. O zaman niye ağladı annemi? Arkasından babamı. Ben bir şey yaptım demek ki. Böyle kimsesiz kaldım. Benim yüzümden demek ki. Benim yüzümden sana da bir şey olursa... Olmayacak. Benim de yok anam babam. Bundan sonra birbirimizin kimi kimsesi olacağız. Tamam mı? Anası babası olacağız birbirimiz. Tamam. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitme. Sen hiç gitme. Gitmem. Öldürseler gitmem. Öldürseler seni bırakıp gitmem. Gitmeyeceğim. Korkma. Korkma. Şşş. Kim korkuyor? Yok oğlum. Yok oğlum benim, korkmuyor anne. Korkmuyor, korkmuyor. Karım nerede karım? Azat! Ne? Ne oldu? Dur ellerim unlu, dur. Ne oldu? Babayım kızım ben. Çocuğu koydum. Ay yok artık, terbiyesiz. Yok lan öyle değil. Adam yetiştiriyoruz manasında. Elim kuvvetlenecek Azat. Şanım yürüyecek. Bak anlatacağım, inanmayacaksın. Ezel geldin mi? Az kaldı Ali abi. Bitirip geleceğim. Asayiş Belkemal mi? Bir arayayım dedim. Habere gel, habere. Bak anlatıyorum. Hoparlörü alıyorum. İkiniz de dinleyin. Azat sen de duy. Tefo kardeşiniz bugün patron oldu. Patron. Nasıl yani? Bayağı lan. Tefon bugün kafa kesmedi oğlum. Adam gibi racon kesti. Emir almadı, emir verdi. Aslında benlik işti. Ama dedim git oğlum sen çöz, sen bitir, sen hallet. Gitti paşa paşa, çözdü, halletti, bitirdi, geldi. Artık emir alan Tefo yok, emir kulu Tefo yok. Bundan sonra patron Tefo var. Nasıl? Hmm. Benim mi? Yani? Ne oluyor lan? Sevinmediniz mi? Sevindim. Sevindim de. Biraz erken değil mi Ali abi? Oğlum iki kuruşluk keyfimiz vardı lan. Ali niye kızıyorsun ki? Biz onu düşündüğümüzden söylüyoruz. Sonuçta Tevfik hassas bir çocuk, yufka yürekli. Kaldırabileceğinden fazla sorumluluk olmasın şimdi. Patron diyorsun. Sert kararlar verecek, duygularına yenilmeyecek, doğru olanı yapacak. Öncesini hatırlasana Ali abi. Daha önce yapması gerekeni yapamamıştı. Hatırladın mı? Dinle oğlum beni. Azat sen de dinle. Tefo benim aslan kardeşim. Tamam mı? Herifi küçümseyip durmayın. Hep sen benden iyi biliyorsun. O herif bizim yaptığımız bu boktan işte gördüğüm en sadık, en harbi adam. Kerpeten Ali'nin tornasından da geçti. Daha ne? Daha ne hazır olacak? Daha ne bekleyecek? Gün onun günü. Ben Tefo'ma güveniyorum. Benden bu kadar. Kızma Ali abi, sonradan o üzülmesin diye. Ama sen tamam diyorsan... Diyorum. Tamam o zaman. Hayırlı olsun. Kapatmam gerek. Başka bir şey? Sen ne zaman geliyorsun? Her an Ali abi. Her an karşınıza çıkabilirim. Merhaba. Huysuz kocam benim. Hmm. Biz senin arkadaşına laf mı ettik? Etmeyin. Etmedik. Biz de onu çok seviyoruz. Sadece erken mi dedik? Değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Aferin benim kocama. Canım kocam benim. Ha? Ali, bir daha bırakma biz, tamam mı? Bırakırsan öldürürüm seni. Salak adam. Ali? Ali? İyiyim lan. İyiyim, gel şöyle. Ne oldu? Tamam Azaz, gel otur şöyle otur. İyiyim. Ben iyiyim. Oğlumla biraz konuşacağım. O kadar. Oğlumla biraz sohbet edelim. Ha? Ali, iyi misin? Ne olur bir şey söyle. Oğlumla biraz erkek konuşalım. Tamam. Oğlum. Bugün sana çok önemli bir şey anlatacağım. Bugün sana ismini nasıl aldığını anlatacağım. Savaşın ortasında Çok güzel günler geçirdik. Tevfik abinle. Çünkü Tevfik abin... Tefo... Bir bu hayattaki... En yakın dostumdu. Ali Kırgız ve Ezel Bayraktar'ın sadık dostu Tevfik Zayin 1 Mayıs 2011'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ama ben onun ismini bugün sana verdim, oğlum. Çünkü Tevfik abi, oğlum. Tefo. O gün o kuru temizlemecinin önünde ölmedi. Çünkü bugün onun canını ondan ben aldım. Ambulans kaçtı. Bade, Bade! Azat! Bade oğlum! Tamam, gel otur. Alo, buraya acil bir ambulans, acil. Doğum yapacak bir hasta. Hayır, normal falan değil. Tamam, geliyorlar şimdi. Ağrısı var çok. Ya gelin işte lütfen hemen. Adresi veriyorum. Sultanamam Sokak, Köşk Apartmanı, 3'e 5. Tamam, geliyorlar. Ali de gelecek. Ali de gelecek şimdi. Sakin ol, nefes al. Ben sana su getireyim mi? Gitme. Tamam. Gitme. Tamam. Bir şey olmayacak. Ali de gelecek, bir şey olmayacak. Olmayacak, tamam. Ezel. Bade. Ne? Ne? Geliyorum. Yakındayım, geliyorum hemen. Tamam, geliyorum. Ezel. Almaya götürelim. Çok ağrısı var, kalkamıyor. Azat, sık dişini, hastaneye götüreceğim seni. Dur, 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 dokunma, düşecek çocuğum. Oğlum dur. Tamam, dur, dur, tamam, sakin ol Azat, tamam, tamam. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ali! Ali! Azat, Ali! Tevfik'in evinde. Tevfik'in evinde, evet Ali, hadi. Azat! Tamam. Azat! 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 Olmaz. Baban geldi. Bıraktığın yerden telefon. Çıkınca sizi yeni bir yere taşıyalım. Küçük ayakkabılar alacağız. Hiç hazırlık yapamadık abi. Buradan çıkınca senle ben Temmuz seni taşıyacağız başka bir yere. Ortadan kaybolunca nereye gittim hani biliyor musun? Ha, söyle. Oğlunuzu görebilirsiniz diyecektim. Dur. Karımı yürüteceğim. Benim kahraman karımı. Bak ya. Bu. Heh. Oğlunuz biraz maceralı doğmuş. O yüzden de erken geldi arkadaş. İyi mi doktor? Bir şey var mı onu söyle. Canavar gibi. Bir hafta daha bizimle kalacak. Sonra özgürsünüz. Nedir bu Azat? Canavar gibiymiş Tefon. Babasına çekmiş. Bana çekmiş değil mi? Baba, buruna bak. Bak benimkiyle aynı bak. Bak. Ezel bak lan bana nasıl benziyor değil mi? Huyu benzemesin de. Ellere bak ellere. Kocaman. Sporcu olacak bu. Sanatçı olacak benim o. Bak bir şey diyor. Konuşuyor bu. Vallahi konuşuyor. Ahan da konuştu. Ne dedi? Öp annemi dedi hemen. Azat. Ha, defo iyi mi? İyi, iyi. Defo iyi. Tamam. Azat kalkmıyor. Tamam, korktum. Azat. Ali söyle, kalktım, tamam. Azat, ben gideceğim yavrum şimdi. Ezel'le ben... Gitmem lazım Azat'ım. Ezel'le beniz. Tefonu öldüren adam var ya... Temmuz. Bahar'ı öldüren adam var ya Azat'ım. Sevdiğim herkesi benden alan adam. Benim artık onu öldürmem lazım. Sana yalan söylemeyeceğim. Tehlikeli. Evde benim televizyon izlerken oturduğum koltuk. Onun içinde. Neyimiz varsa yazdım. Ola ki işte... Azaz bir bak yavrum bana gitmeden ha. İyi. Ben gidiyorum o zaman. Azaz'ım bir bak gitmeden ha. Bir bak yavrum. Bakmayacağım. Ali şimdi bakmayacağım. Gelince uyandır öyle bakacağım. Giderken bakmayacağım Ali. Çocuğun önünde mi duruyor musun? Oğlun olunca ne oluyormuş? Şimdi anladım ha. Ne oluyormuş? Ölmekten korkmaya başlıyorsun. O oluyormuş. Hadi gidelim abi. Hayır Ali abi, yetişemeyeceğiz. Çünkü ne yaparsak yapalım, ne kadar hızlı koşarsak koşalım, biz sevdiklerimize ecelden yakın duramayız. Nasıl şirinler? Bunlara bakmadan duramam. Bir de bana sor abla. Buna bir şey olursa var ya... Oh! Hayır Ali abi, biz yetişemeyiz. Çekil, çekil! Sen gel benimle Nazmi, hadi sen burada kal! Azrail'in elini biz tutamayız. Kırgız. Onun işte Tevfik. Burada değil. Bebeğin yanında duruyor hep o. Uyumuştur orada. Ölüm oğlunun kapısını çaldığında biz araya giremeyiz. İyi uyku artık. Ölüm bebeğini almaya geldiğinde onu annesinden almak zorunda. Bırak oğlumu! Bu ne ya? Ya. Azat. Tefo. Peşinden git. Yemeğin hazır. Döneceğim mi bir dünyaya? Bitiyor, az bir şey kaldı. Ya geleceğim, ince iş, yarım kalmaz. Tamam, yolluyorum yemeğini. Ne? Ali abi. Can, oğlum ne oldu, iyi misin? Ali abi, ben evden kaçtım. Neredesin oğlum, ne oldu? Ezel'le annemden kaçtım. Onlarla olmak istemiyorum artık. Al benden de. Neredesin Can? Söyle bakayım. Sen neredesin Ali abi? Ben seni çok özledim. Tamam abicim. Geliyorum ben yanına. Söyle neredesin sen? Nerelere gitmiş manyak çocuk. Hani bunu tutamazsın da bu kapıdan pencereden fırlar gider. Ali. Az peşinden koşmadım ben Venedik'im. Kimseye de çıkmaz ha. Bir ben seslenince çıkar. Bak yine beni çağırmış. Bir şey olmayacak, merak etme. Ufakken bu Ali abim derdi, başka da bir şey demezdim. Ali'ciğim. Bir senedir çocuğu sormadım bile lan. Unuttum gitti. Ömer'i de çocuğunu da. Hay. Ali merak etme, gideceğiz bulacağız şimdi. Aynı şeyi Ezel Tefo'ya yapsa. Hay. Can! Can neredesin abicim? Ali abi geldi. Çık! Can! Ezel'i mi arayalım, ne yapalım? Arayalım. Dur ya, dur. Can! Can! Ha? Abim! Can, ne oluyor abim? Ne yapıyorsun? Hadi abi, bir şey soracağım ben sana. Sor abi. Hani ben kavga edersem falan, seni çağırırsam gelir misin? Çağırmana gerek yok. Ben hisseder anında damlarım. Büyük bir zevkle. Üzülürsen peki? Hemen. Söz mü? Erkek sözü. O da öyle der dedi. Kim? Al, sana bir hediyem. Ama bir şartım var. Adını değiştirmeyeceksin. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bence bir şans daha verelim. Ben o gün o teknenin hayalini kurarken aslında Ömer'i nasıl satacağımı düşünüyordum Azat. Biliyor. Benim bir bok verdiğim yok. Ömer adisi bir şans daha veriyor. Çok iyi kaptanımdır ben aslında. Biliyor musun? Yok olmadı görmedim. Hadi bakalım oğlum, demir al. Hey. Küçük kaptan, nereye gidiyoruz? İlk hedefimiz